Gelen görmemeli ki. Bir saatte var. Kuması. Buradan şimdi oturuyordum. Şimdi geçtim bir de. Dört saat. Ortamda tanrıda da bir arazim var. İçinde bir orman falan vardı. Ormanı kestirdim. İşte bir ikinci düzeniydi. Bir 15-20 gün falan alıyor işte. Böyle oraya gittim. Araziye öyle geldim dolaştım. Tam çıkışa böyle ormanın oraya çıkacağım işte. Yolu kenarına gelince birisi şaka yaptı sandım. Önce bir şey yuvarlandı böyle yanıma doğru. Bir kütüredi. Bir orman kokuna deyip de şu büyü, şu kırla, şu parça geldi önüme küçük önce. Allah Allah, biri batı diye bu da niye siyah dedim. Elimi sürdüm baktım ateş gibi. Sonra baktım bir tane patırdı yan tarafa. Ben korkuna kendim yola attım. Arabanın içine bindim, kaçtım yani. Alabilirim, bir yerden bir şey var. Yukarıda bir şey düştü, anladım ben bunu. Sıcaktı vurunca. Çektim geldim. Ertuğ'u gittim. İşte aradılar, 10 tane buldum. Ama benim bir önümde yola çıktım yani. Bir altında büyük bir orman var. Ormanın içinde bayağı bir cayırım oldu. Oraya daha büyük bir şey düştü diye tahmin ediyorum hani. Ormanda ben yola çıktım, oraya içeride bir cayırım oldu ormanın içinde. Ha, oralarda gidip tiken baktım, badala falan giremedim içine. Bakmadım hani. Sabah gittim, 10 tane, 12 tane falan bunları buldum işte, farklı büyüklüğü. Bunları buldum. Ha, bunlar çamurdu. Göktaşı mı olduğunu düşünüyorsun? Göktaşı benim yanıtmadı işte. Aradım, bir de aradım. Kimse yoktu hiç başka, anladın mı? Ormanın içinden. Kestirdim yerde. Yani bunu ben sıcak koymasaydım inanmayacaktım hani. Bu tuzak ateş gibiydi, ötürü müydü buna? Ateş gibiydi, anladın mı? Peki sen birine gösterdin mi bunları? Gösterdim ben. Bir Amerika'da çalışan bir arkadaşımızın oğlu var. İşte o da bu önümüz hafta gidiyor. O TD gönderdi Amerika'da bir yere, kime gönderdi bilmiyorum. Bu şeyin çok değerli bir maden olduğunu, bunun incelenmeye değer olduğunu söyledi büyüğü için. Bunda bir pamukla, 4 sefer aynı yere silin pamukla kararıyorsa, bu çok değerli bir maden dediler. 4 sefer, 5 sefer aynı yere siliyorsun pamukla kararıyor pamuk. Zaten elinde sürüyor, elinde kararıyor. Yani bak, bunu ya bak, bak şeye benziyor mu? Şey değil, taş. Bu değişik bir maden yani, değil mi? Yani yere batkılı bir olay değil mi? Kömürde değil, kömüre benziyor mu değil? Çok değerli bir madense satacak mısın bunları? Ya istemiyorsan satarım. Ya satacağım, ben vuracak değilim ya yani. Adam 2 kilonunu bulmuş. İnternette bir mesaj araştırdım dedi. 2 trilyona satmış. 2 kiloluk taşı. 2 trilyona var. Bunların hepsi 3 kilo küsur gramına geliyor işte. Yani ufak birkaç parça da evde de var. Birkaç tane de işte 3-4 parça da o çocuğa verdim. İşte Amerika'ya götürecek analiz yaptırmak için. Bir tane bunu bir yarın ayıp oluyor. Bir yerde değil ya. Yok 10 bin lira adam, 10 bin dolar vereyim dedi birisi, şeyciymiş, antikacıyım ben dedi. 10 bin dolar vereyim dedim abi, bunu internet attık ya şey Letko'ya. Evet. Letko'dan yazmış adam, 10 bin dolar vereyim. Aradım bunu verir misin dedim, ya dalgınmışız bunu tam. Biz bir araştıracağız daha erken dedim hani, yani. Sağ yoldan da, otobüsden bir içeri yol giriyor, bir de böyle sağ yol dönüyor ya, otobüs çıkışında. 3-5 çıksın, bir otobüsü yol dönüyor, bir de sağa giriyor böyle. O sağa giren yolda aşağı düşsün, derenin dönüne çıktın. Tamam bunu, oradan birisi telefon da orada, canlı yayında telefon da var. Oradan birisi aradı beni. Bir hafta falan dalıyor. 10 bin dolar vereyim dedi. İşte ben dedi antikacıyım dedi. İşte müdede koleksiyonda bunları yayınlayayım. Gönder kargo yap ödemeli kargo dedi. Yok dedim ben ona.